Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan TMO'ya randevumuz var. Buğday götürmeye gidiyoruz. Şöyle önde Klas gidiyor. Ondan önde 313 gidiyor. Ben de sofralık yoksalı taktım. Şimdi biçim bitince babası da aramıza katıldı. Şimdi 3 traktör tek seferde rahatça gidelim dedik. Acelemiz de yok. Randevu bir gün sonrasına, yani bir gün önceden sıraya girmek gerekiyor. Şimdi sakin sakin biz de gidiyoruz. Şöyle 3 traktör değişik bir video olsun bu da. Harman artık bitti. Yani buğdayı, kanolayı biçeceğimizi biçtik. 200 dilim civarı, yani yeni kanola ekilecek yer vardı. Onları da pulukta sürdüm ben. O iş de bitti. Çünkü ekim zamanı onlarla uğraşmak, toprak çıkarmaya çalışmak daha sıkıntı. O yüzden şimdi hazır tav varken 6'lı 10 numara pullukla ince ince sürdüm ben onları. Gayet güzel oldu. Şu havalandırmamızı kabin içinden çeviriyordum. O zaman biraz ses yapıyor, fan sesi yapıyor. Biraz motor sesi de duyalım. Önlerimizi bağlamamışız. Şöyle hatta şuradan otomatik 4 çekeri alalım. Arazide hala biçilmeyen buğdaylar var. Bu arada çiçekler çok güzel açtı. Şu geçen buğday biçerken bir yağmur yağmıştı. O çok güzel geldi. Yani çiçekler 100 kilo verimin üstüne çıktı gibi söyleyebiliriz. Yani daha kötüydüler çünkü. Çok küçüktüler. Zaten geç ekildi bu yıl bizim bölgemizde. Evde hiç yağmur yağmadı ektikten sonra. Vallahi Klas bayağı iyi gidiyor önde ya. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Mesafeli gitmeye çalışıyorum ben de. Merhaba abi. Merhaba. Yani aramızda ortalama 5 ton bir yük farkı vardır. Ama gayet iyi götürüyor. Yani ben de rampada son güçle, son süratle çıkmaya çalışıyorum ya, öyle düşünün bir de. Klas emektar, yaşlı kur diyebiliriz. E bir de şimdi Tem babası kullanıyor, o da yaşlı kurtlardan. Dilinden anlıyor diyelim. İyi sıkıştırıyor onu.
Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı esirgemeyin. Hatta yani mümkünse mesaj, yani yorum da yazabilirsiniz. Yani bunlar videonun ön plana çıkmasını sağlıyor. Yani bir beğeni, bir de yorumu esirgemezseniz sevinirim. Arkadaşlar şu direksiyon sürekli dönüyor. Siz videoda gördüğünüz söyledikten sonra çok dikkatini çekti. Düz yolda giderken de hafif... Merhaba abi. Virajları falan dönerken sürekli bunları bir miktar kaçırıyor. Değişik bir sistem var bunlarda. Yani tam tur sonuna kadar dayamasanız dahi direksiyonlar hafif dönüyor. Tam kaptırdı gidiyor. Tabi biraz son kilometre düşecek. O yüzden kaptırması gerekiyor. Bakalım Klas ne yapacak? Klas hiç kaptıracak gibi durmuyor. Biz de arkasından sakin sakin çıkacağız zaten. Evet, ne oldu? Hızı düştü. Ofisten mal satanlar geri geliyor aynı anda. Merhaba. Siz de artık izleye izleye yolları da öğrendiniz. Son sürat, tam gaz. Burası 20 km hızla çıktı. Gerçi biz kaptırmadık, o kaptırıp gidiyor ama 313 tas traktör değil arkadaşlar. Şimdi kilosuna göre beygiri daha kuvvetli kalıyor onun. Beygir başına bunda daha fazla kilo düşüyor. O yüzden yolda çok çok aşırı seri değil yani. Tabi bunu çektiği ekipmanda 313 kımıldatamıyor, o da ayrı mesele. Tarlada da öyle bir durum var. Şimdi bunlarda yol ve tarla modu diye iki seçenek var ya şurada. Yani muhtemelen onunla ilgili, yolda ekonomi yapsın, tarlada tutunu koparsın diye bir şeyler olmuş. Bilmiyorum, değişik bir yönü var. Tarlaya çekişi çok güzel. Elimden geldiğince uzun videolar yapmaya çalışıyorum. Tabi artık işlerde artık azalıyor, yoğunluğumuz bitiyor. Yani biraz seyrekleşecek artık videolar. Yani bu videoyu izlerken videolar seyrekleşeceğini söylüyorum ve eminim bundan sonra işler azalıyor çünkü. Öyle günlük rutinde çekecek fazla bir video kalmayacak.
Klas'taki römork bayağı bir yüklü. Onu bayağı bir doldurduk çünkü. Denk geldi, ona taktık. Aslında buna taksak da olurdu. Şu bu römorkun kendi ağırlığı da fazla. Çekiş konusunda. Ama o da buna yakın bir tonaj vardır yani römorkun içinde. Trafikte giderken de hani traktörle trafikte ayrılıkta birkaç traktör giderken dikkat etmeniz gereken şu traktörler arası mesafe arkadaşlar. Yani otomobille giderken mesela arka arkaya girip konvoy yapıyoruz ya, yani traktörle bunu yapmayın. Çünkü öyle bir durumda iki traktör arka arkaya geldiğinde hele ki römork varsa zaten diğer sürücüler sollamaya çıkamıyor. Yani bizim yaptığımız gibi şu an bakın. Yani 100-200 metre arayla gidiyoruz ki önümüze diğer şoförler rahatça girsin araya, sollayıp gidebilsinler. Yani yol sadece bize ait değil, tamam biz işimizi yapıyoruz, trafikte yasalız ama yani gidip de 30 kilometre 40 kilometre hızla bu adamları sürekli götürtmek zorunda değiliz yani. Onların da ne suçu var? O yüzden yol vermek gerekiyor. Öyle aralı gitmek gerekiyor. Aranıza en az birkaç araba girip çıkması gerekiyor. Yani biz buna dikkat ediyoruz. Yani söyleme gereği duydum. Belki tabii ki de siz de dikkat ediyorsunuzdur. Düşünsenize önünüzde tır gidiyor. 3 tır arka arkaya. İmkanı yok, sollayamazsınız. Yani altında Ferrari falan varsa ayrı da. Kuvvetli bir şey oldu mu tabii gider de. Ama normal olarak geçemezsin. Bakın şimdi arkamdan bir araç geliyor benim. Haliyle önünü göremedi. Sollamayacak. Şimdi benim daha azıcık çıkarıp kafasını önünü gör diyen hemen ikimizin arasına girecek. Ya da daha da boşsa onu da geçecek. Şu an mesela önünü görmüş olması lazım. Derken evet. Çıkmaya başladı. Biz hızımızı sabit koruyoruz. Şimdi karşıdan bir araç bile gelse hemen buraya girecek. Gelmiyorsa onu da sollayacak. Ya muhtemelen geliyor, bakın araya girdi. Şimdi bir otomobil daha olsa o da girebilecek. Onun gibi demek istediğim bu. Yani sürücülere de saygı duymak gerekiyor. Yani yollar ne sadece bizim ne sadece onların. Karşılıklı olarak bu saygıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Mazot da deli zamlandı. 33 lira. Şöyle tabela çekeyim. Motorin 33 lira. Benzin 34.60. LPG 13.60. Yine bir zamdan daha bahsediliyor. Muhtemelen bu videoyu yayınladığınızda varsa da gelmiş olacak. Bu gece ya da yarın gece için bir zam daha bahsediliyor. Umarım doğru değildir. Bir 3-4 liradan daha bahsediliyor çünkü motorin için. Yoksa genel mi bilmiyorum. Yani yakıt bel bükmeye devam. Zaten büküyordu. Daha da bükmeye devam. Şurada da Eslidaş diye depoculuk var. Lisanslı depo. Orayı da götürenler var. Geçen biz de bir komşuya götürdük.
Hatta onun videosunu çekmedim. Kamera yoktu herhalde yanında. Şarjım da azdı. Öyle kaldı. Aslında onu da çeksem olurdu. Orada değişik bir bölüm. Havsanın içine girdik. Artık burada birbirimize yaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü ışıklardan geçiş bayağı problem oluyor. Şey işine çünkü arabaların sollamasına imkanlar yok. Çizgileri de görüyorsunuz. Düz çizgi artık. Sollama yok. O yüzden biz de yaklaşıp ışıklardan daha rahat geçmeye çalışıyoruz. Çünkü biz dur kalk koordine şekilde yapabiliyoruz ama otomobil şoförleri bizim nasıl durup nasıl kalkacağımızı kestiremiyor. Hızlı kalkmamızı ve normal durabileceğimizi sanıyor. Yani duruyorsun fakat yani otomobil gibi değil. Ne kadar römork frenin daha iyi olsa otomobil gibi bir duruş şansımız yok. Biz de buna göre temkinli gidiyoruz, ayarlıyoruz birbirimizi. Şu anda 3 traktör tam arka arkaya girdik ışığa. Muhtemelen tek yeşilde çıkarız diye düşünüyorum. Arkamızda bir traktör daha geldi. Şöyle bekleyelim. Böyle olunca diğer sürücülere de dediğim gibi rahatsızlık vermiyoruz, engel olmuyoruz. Bir ışıktan önümüzde kalktık, arka arkaya gidiyoruz. Bundan sonra çıkışta yavaş yavaş yine arayı açacağız. Çünkü ana yolda da biraz yol gidiyoruz ofise gidene kadar. Orada yine biz sollamak isteyenler sollayacak. Yani trafikte temkinliyiz. Elimizden geldiği kadar. Gel abi gel, balya makinesi geniştir. Yani o traktörlerle romoklar nasıl gidiyorsunuz diye yorumlar geliyor ama onu yazan arkadaşlar inşallah izliyordur. Göründüğü gibi değil yani. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Gayet temkinli gitmeye çalışıyoruz. Yani sonuçta otomobil kullanır gibi kullanılmıyor bu aletler. Limitleri belli. Ona göre kullanmaya çalışıyoruz. Yani bir afiyat kamyonu gibi de düşünmeyin bizi. Yani yorumu yaparken şu direksiyona oturup şu işi yapmış olmanız gerekiyor ki tam olarak durumu anlayın. Nerede nasıl gittiğimizi. Şu an mesela evet tam geçti, biz kaldık. O da diğer ışıkta kaldı. O kalmamış. Doğru, buna değin. Orantılı yanmıyor. Sofralı araba da bayağı vurduruyor arkadaşlar. Traktöre basmıyor ya. Dur kalk anında. Bakın. Vurdurma yapıyor. Bu kamerada da belli oluyordur. Traktör sallanıyor. Tam lap ileri geri. Şu an frene falan basmıyor. El freni çekildi değil. Şu an yürüme modunda, ileride bekliyor traktör. Rampa dahi kaçırmıyor. Bunu daha önce söylemiştim. Sol sinyalimizi verelim. Dönelim şurada. Mesela şimdi benim burada biraz hızlı çıkmam gerekiyor. Biraz uzatırsam çünkü şu ışık yeşil kırmızıya dönüyor. Burada kalıyoruz. Hop, hatta sarı oldu bakın. Son anda geçtim. Yani düz mantık bir bakış açısıyla olsa ben biraz daha yavaş gelmem lazımdı. Ve o ışıkta duracaktım. Bu sefer bütün yolu kilitleyecektim orada. Arkada römork uzun olduğu için.
Öyle düşünün. Çıktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Burada büyük balya yapmışlar. Büyük ama biraz kısa gibi. Çünkü 12-70 falan mı bunlar? Ya çok balyadan anlamıyoruz da. Edirne'de de var yani, dışarıdan gelenler var. Edirne'de birkaç tane var. Yani var yani balya sektöründe. Ya bu yıl gerçi çok, her yerde çok aşırı balya var. Bu sene büyük ihtimal Samanyolu pek para yapmayacak. Yani son birkaç yıldır çok ciddi rakamlara satıldı saman. Ama sapın olmadığındandı. Bu yıl yani neredeyse tüm Türkiye'de güzel sap var. Çünkü yağışlar çok denk geldi. Bu uçuş sonuçta daha devirsiz gidiyor ya. 1150 de yurda 34 km. Maşallah. Ve şu rampaya tırmanmaya başladık artık, arttırır da. Bunda D30 motor var. Yani motoru biraz farklı. Diğerinde 313 Taco Power motor var. Yani eski adıyla Sisu, daha da eski adıyla Volvo motor diye geçen, çok yüksek dayanıklılığı olan bir motor var. Yani bizim için şu an performans da güzel duruyor gerçi de. Ama yani ben o motoru kullanan makinelerde duman görmedim. Bir çerdeverlerde çok denk geldi. Levard'ın bir çerdeverlerinde var. Mesela onlarda ben daha duman atan makine görmedim yani. İlla ki bozulanlar vardır ama genel olarak arazide biçenler dumansız çalışıyor. Çoğu marka, çoğu motor duman yapar. Az saati bulsun daha fazla yapar. Ama 6.000-7.000 saatte bir çerdeverler dumansız çalışıyor. Hani ilk marşta dahi duman atmıyor sisi motorda, ben onu gördüm. Nasıl bir şey oluyorsa artık, nasıl bir sistem varsa motorun, yani fazla verimli. Yakıtının da normal olduğunu söylüyorlar. Bu sağlamlığa göre. Sonuçta da diğer 3 dingilli köksal takılı. Hamalı getirmedik. Çünkü bu 3 yetiyor. O olduğumu biraz kotanın üstüne çıkıyoruz. O da ileride sorun olacak, bize gerek yok. Ofise geldik. Şöyle hemen sola geçelim. Sinyalimizi de verelim, son sinyal. Çünkü arkamız bayağı bir boş. Şöyle gösterelim. Biz de şurada ileride hemen kahvaltıdan döneceğiz. Traktörler bekliyor. İnşallah arkada kuyruk çok uzun değildir. Bir de sabah erken gireriz diye düşünüyorum. Çünkü geçen sefer yanı çok aşırı bekledik.
Çok aşırı bir kuyruk vardı. Sıra yok. Burası. Çok aşırı şanslıyız. Şimdi sıramıza geçtik. Traktörleri söktük. Römorkları burada bırakacağız bu akşam. Tabii bir kişi başına beklemek şartıyla oluyor bu iş. Bunlar da bizde öncekiler. Yarın aksilik olmazsa öğlene kadar işimiz biter diye düşünüyoruz. Bu sefer yoğunluk yok. Normalde şuradan girip de 1 kilometre neredeyse karşıya gitmiştik. Ama bu sefer yok. Belki işimiz erken biter de erken döneriz. Şimdi sabah oldu. Sıramızı bekliyoruz. Şimdi numune almak için az dere alacağım. Öndeki römorku bekliyorum. Şöyle. 313 de burada. 716'yı gönderdik. Ben griyi taktım. Ona da ikisini bağladık. Boşaltan araçlar bir yandan çıkıyor. Bir yandan yeniler giriyor. Şu ileride hemen sağda kantar var. İyidir herhalde, aynı. Şimdi kantardan da çıktık. Depo bölümüne doğru gidelim. Daha önce bunları çekmemiştim. Bu videoda bunları çekeyim. Farklı olsun diye. Elimden gelince çekeceğim. Sağ tarafı dökeceğiz dediler ama dur bakalım, gidince belli olacak. İnşallah direkt damper yaparız. Küçük kapaktan elezona da boşaltıyor olabiliriz. O zaman biraz daha zaman alıyor. Sanırım bu sıradaki römorkları bekleyeceğiz. Çünkü girişte sağ tarafı boşalt dedi. Aynen, bunlar burada sıra bekliyor. Bu diğer taraf. Bize sağ dediğine göre büyük ihtimal burayı boşaltacağız. Olayına bir bakayım ben. İçeride bu şekilde. O griyi boşalttık. Şöyle şurayı dökeceğiz. Şimdi sıramızı bekliyoruz. İki tanesini direkt kenara döktük şu köşeye. Havalandırma borusunun üstüne. Şimdi bunun için bekliyoruz. Sıramız gelsin, onu da dökelim. Bugün bayağı hızlı olacak. Saat daha 10.30. Büyük ihtimalle 11.30'a kadar buradan çıkarız. Çünkü bu şekilde dökmek biraz yavaş oluyor. Küçük kapaklar. Lastikli römorku da boşalttık. Bugünlük burada işimiz bitti. Artık kantara girelim. Oradan sonra da eve doğru yol alacağız.
Kantar'a doğru tekrar gidelim. Bunlar da bizden sonra gelenler. Ya bugün çok kolay oldu. Gayet kolay oldu. Tabii biz bir gün önce geldik, yine sıramız öyle girdik. O yüzden kolay oldu. Bir gün önce gelip sıraya girmeseydik eminim şu an hala dışarıda bekliyorduk. Belki akşam üzeri anca dökerdik. Ama bu sıcakta da, 40 derece sıcakta da öğlen saatte burada durmak pek hoş olmayacak. Erken bitti, bir an önce gidelim. Şimdi kantarımızı da yaptık. Artık yola çıkıp gideceğiz. Lambamız yanıyor. Bugünkü bayağı kolay oldu. Saat 11 çeyrek geçiyor. Umduğumuzdan çok daha kolay oldu. Yola da bakalım. Şuradan çıkalım. Tamam, alışmışız. Fendt'le direkt gaza basıyorsun, gidiyor. Bunda vites atmak yetiştiremiyoruz. Artık yani insanlar ürünlerini sattı. Artık boşluk olmaya başladı. Muhtemelen bir dahaki geldiğimizde daha da kolay sıra gelebilir diye düşünüyoruz. Belki aynı gün geleceğiz sabahtan. Ama yani daha biraz kolaylaştı gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi depoya açacak olan attı. Satacak olanlar ise sattı. Ürünü çok olanlar kalıyor sadece sonra. Yani bizim civarı şu an böyle görünüyor. O da tonajlı çok dökemediğimiz için. Belli bir limit var, onu çok üstüne dökemiyorsun. Bir miktar geçmiyor tabi, esnem payı var ama yani çok da fazla değil yani. Atıyorum 50 ton yerine 100 ton götüremiyorsun, 50 ton yerine belki 60 götürürsün de. Onun gibi rakamlar. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda daha değişik içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.